Şimdi Allah izin verirse afatiyet, yani günah, el ile işlenen günahları saymaya gayret edeceğiz. Elleriyle yere bir adam elleriyle harama yapışmadan sakınmalıdır. Yani eliyle de bir adam harama yapışmamalıdır. Erkek olsun, kadın olsun, nazarı bakması haram olanın yerlere bakmak da haramdır. Yani yapışmak da haramdır. Mesela nereye bakmak haramsa, mesela bunlar evvelki söyledik, mesela diyelim ki bir adamın erkeğin avret yeri göbeğinden diz kapaklarının arasındaki yere bakmak avratı galizadır. Kadının da eli yüzü ayakları hariç geriyeni avret sayılır. Neyse, şimdi bakılması haram olan yerlere yapışmak da haramdır. Bakılması haram olan yerlere yapışmak da, elle yapışmak da haramdır. Yani gözün işlediği günahı el de işleyebilir. Yapışmak demek dokunmak manasına. Evet. Veyahut da mekruh olan mevzu vardır ki o da ecnebi kadının yüzüyle elleri, ayakları, bunlara zaruretsiz ve şehvetsiz bakmak mekruhtur. Lakin zaruretsiz ve şehvetsiz olsa da yapışmak haramdır. Yani ecnebi kadına dokunmak haramdır. Caiz değildir. Acüze kocamış, can çekmez olmuş avretlere musafaha etmek, yani ihtiyar kadınlarla tok etmek veya bir erkeğin ayağını ovdurması, ovan ve ovdan şehvetten emin olursa bunlara ruhsat vardır. Yani bir kadın iyice ihtiyarlamış ise, iyice ihtiyarlanmış acüze bir kadınla tokalaşmakta ruhsat vardır. Veya bir erkek ayağını bir başka bir erkeğe övdürüyorsa, o öven, övdüren de şehvetten emin ise ona ruhsat vardır. Bir de elle işlenen günahlardan biri de bir kimse ne hak yere başkasına vurmamalıdır. Yani bir suçsuz kimseye vurmak haramdır. Gerek vurulan mümin olsun, gerek kafir olsun, gerek köle olsun, gerek hizmetkar olsun, gerek çırak olsun. Ama suç olduğu zaman suçundan ziyade ceza vermek de yasaktır. Evet. Ve izinsiz başkasının malını almak, biliyorsunuz ki yani elle güneş işlenen günahlardan bir tanesi de başkasının malına izinsiz almaktır. Başkasının malını izinsiz almak da haramdır. Çünkü başkasının malını, rızkını gasp etmek haramdır. Sonra bir de elle işlenen günahlardan bir tanesi necisil ayn olan, yani aynı necaset, yani insanın arkasından önünden çıkan necaset var. Ona aynı necaset denir. Zaruretsiz necasete yapışmak da böyle günahtır. Elin işlediği günahlardandır. Bir de hayvan laşesi var ki ölmüş hayvanın laşesine dokunmak. Ama ölmüş mesela bir koyunun veya keçinin derisini yüzmek için veya ölmüş hayvanın leşini oradan kaldırmak için yapışmak, bu caizdir. Ama bunlardan zaruretsiz olarak, yani keyfi olarak ne aynı necasete ne de laşeye dokunmak yasaktır. Elin işlediği günahlardandır. Ama mesela adam kendi necasetini, kıçına bulandan bulaşan necasetini temizleyecekse, kendini veya sevbini veya mekanını veya ayrı bir yeri temizlemek için zaruret olarak yapışırsa necasete, bu caizdir. Peki karınca, kedi, kert, çekirge ve kele, pire
Eğer bunlar zarar veriyor ise öldürmek caizdir. Bunların mesela şimdi karınca, bahçede karınca var ama zarar vermiyorsa öldürmeye ruhsat yoktur. Kedi ortaya da rahat, kimseye kimseye zarar vermiyorsa öldürmek yasak. Kelp de böyledir, çekirge de böyledir. Ama bunlar zararlı hale gelirse, mesela köpek atlamış çocuğun gözünü çıkarmış, kedi atlamış çocuğun gözünü çıkarmış, böyle zarar vermeye başlarsa küllü muzurun yüktel kaidesince öldürülür. Yani zarar vermeye başladıysa, yani insanlara bu söylediğimiz karınca zarar vermeye başladı. Kedi zarar vermeye başladı. Kelp zarar vermeye başladı. Çekirge zarar vermeye başladı. Bit, pire zarar vermeye başladı. O zaman zarar verirlerse öldürmek caizdir. İpek böceğini de öldürmek için güneşte tutmak caizdir. Çünkü ipek böceği ölmeden ipek çıkarılmaz. Karıncalı ve kurtlu odunu yakmakta bir beis yoktur. Odunu dağdan kesmişler ama karıncalar işine girmiş. Karıncalı ve kurtlu odunu yakmakta zarar yoktur. Ganilerin zekat almaları ve kefaret ve sadaka almaları yasaktır, haramdır. Yani ganiler, yani zengin olanlar, zenginlerin verdiği sadakaları, kefaretleri alamazlar. Çünkü kefareti alacak adam fakir olmalı. Sadakayı alacak adam da fakir olmalı. Bunu fakir olmayanların alması haramdır. Ancak bunlar fakire verilebilir. Bir de vakıflar vardır ki bu vakıflar şartlı vakfedilmiştir. Denmiştir ki işte bunu, bu dükkanı, bu tarlayı veya bu binayı şu maksatla vakfediyorum dediyse o maksatla kullanılması lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı insanların kamil insan oluyor. Yani gök başı mamur bir Müslüman. Duası müstecap. Gök başı mamur bir Müslüman. Salih. Ve duası mesela salih adam ne yapar? Duası kabul olur. Duası kabul olunan bir adam diye o adama tutuyorlar, hediye veriyorlar. Niye? Bize dua etsin. Duası kabul olan bir adama hediye veriyorlar, bize dua ediyor. Halbuki ise duayı, yani o hediyeyi alan adam, duasının kabul olup olmadığına dair yani bir işaret yoksa, yani böyle bir şey yoksa, onlar da onu ne maksadıyla verdiler? Duası kabul olan bir adam makbul bir adamdır diye hediye verdiyse ancak duası kabul olan ve makbul olan bir adam o hediyeyi alabilir. Peki duası makbul ve makbul bir adam değilse, duası kabul olan bir adam değilse o hediyeyi alması haram olur. İşte bundan evvel böyle bir hikayeyi söylediydik. Osmanlı padişahlarından bir tanesi Surra alayları tertip edilince Surra alayının başındaki adama demiş ki ya biz hacca gidemiyoruz bu sene, sen şu hediyeyi götür de Resulullah'ın kabrindeki bekleyen bekçiye ver. Duası müstecaptır nasıl olsa. O bize dua etsin demiş. O adam da getirmiş Surre'yi, yani padişahın verdiği hediyeyi o bekçiye vermiş. Bekçi demiş ki bunu niye veriyorsun? Padişah böyle böyle söyledi. Bunu götürsen efendim Resulullah'ın kabrindeki bekçilik yapan adama tülbe dera ver dedi. Bize dua etsin dedi. O duası müstecap olan bir adam alıyor. Benim duam müstecap olup olmadığı belli değil. Onun için ben bu hediyeyi alamam demiş. Ondan sonra ama şimdi dönünce padişahım darılacak. Varsın müstecap olmasın vereydin derse ben ne yapacağım diye düşünmeye başlamış bu sefer. Yani bir hediyeyi vermeden geldin diyecek, beceriksiz diyecek icabında. Adam kötü kötü düşünmeye başlayınca o adam demiş ki bak oğlum demiş. Anlaşılan sen bu yükten kurtulmak istiyorsun. Ben sana bir yol gösteren demiş türbedar. Göster bakalım. Şimdi ben
benim dua müstecap olup olmadığını ben bilmiyorum. Yani belli değil benimki. Ama duası müstecap olan bir adamı ben gördüm demiş. Onu sana söyleyen gösteren demiş. Ondan sonra kimmiş demiş. Ben demiş her gün yatsı namazı camiyi örtüyorum. Sabahleyin erkenden açıyorum. Bakıyorum yani kapatırken kimse kalmadı türbenin etrafında yani türbenin yanında. Sabahleyin açıyorum geliyorum bakıyorum türbenin başında bir tane adam var. Allah Allah ben akşam kapıyı örttüm sabahleyin daha yeni açtım bu adam nereden girdi? Birkaç defa yakaladım bu adamı. Allah Allah sen nasıl giriyorsun buraya dedim. Ondan sonra giriyorsun ama bir de mesela çıkarken de girerken de yasak olarak giriyorsun, çıkarken de yasak olarak giriyorsun. Çıkarken de senin bir günah girerken nasıl girdiğini bilmiyorum ama demiş türbeder. Çıkarken namazı kılmadan gidiyorsun demiş. Yani hani sabah namazına geliyorsun burada kılmıyorsun gidiyorsun. Adam demiş ki ben Konya'da benim adım Muhammed. Konya'da orada oturuyorum. Beriganim sahibi. Orada oturuyorum. Orada imamlık yapıyorum. Muhammed Hadimi Hazretleri. Hadim'de oturuyorum. Bir kitap yazıyorum Beriga isminde. Bazen hadislerde takılıyorum. Bu hadisin senedi acaba tam mı olan yani hadisin senedinde bile şüphe görünce bu işi hadiste çok kıymetli. Terk etmek istemiyorum. En iyisi ben Resulullah'a gidip sorayım bu senin hadisin mi diye. Onun için günlük yazdığım hadisleri sormaya geliyorum peygambere. Benim hadisimdir derse yazıyorum. Namaz kılmadan gidişim de ben orada imamım. Orada sabah namazına ben gidip orada kılmam lazım. Onun için burada kılamıyorum diyor ve Muhammed Hadimi haber veriyor. Onun memleketinde Muhammed Hadimi'nin duası makbuldur diye. Ondan sonra padişah onun kitabını 300 sene Beriga'yı Osmanlı Devleti'ne okutturuyor. Şimdi bak bu nereden çıktı? Kendisi makbul bir adamdır diye hediye veriliyor. O adam makbul olup olmadığı kat'i belli değilse hediyeyi almak, çünkü duası makbul diye veriyor sana. Almak harammış. Yani bunu bile mesela kitaplara ne yapmışlar? Yazmışlar. Bir de vakıfların şartı vardır. Ancak vakıfların şartı yerine gelince oradan vakıftan istifade edilebilir. Mesela adama dediler ki bunu müezzine vereceksin. O müezzine verilecek vakfın parasını başkasına verirlerse veya başkası alırsa o zaman ehli almadığından dolayı günahkar olmuş olur. Veyahut da devlette memur olarak izin verilmediği halde devletten bir şey alıyorsa ona da ne yapabilir? Haram olabilir. Beytülmal'dan müstahak olmadığı halde, hak kazanmadığı halde beytülmal'dan almak da günahtır. Ağasının izni olmadan kölenin verdiğini almak günahtır. Ağasının izni olmadan kölenin verdiğini almak da günahtır. Sabi'nin, Mecnun'un, Bunamış'ın verdiğini almak da yine böyle günahtır. Çünkü Sabi bir şey veriliyor ama o çocuk olduğu için aklı ermez. Çocuğun elinden bir şey alınmaz. Mecnun'un elinden bir şey alınmaz. Bunamış'ın elinden de bir şey alınmaz. Onlar her ne kadar verseler de akıl başında olmadığından aklı başında olmayan bir adam bir şeyini alıp kullanmak, yemek veya harcamak yasaktır. Çalınmış bir şeyi almak da böyledir. Çalınmış veya gasp edilmiş bir hediyeyi almak, ondan hediye almak, yani adamlar çalıntı satıyorlar veyahut gasp edilmiş bir şeyi satıyorlar veya onlar hediye veriyorlarsa belli ki aldıkları şey gasıptan gelme. Yani yan başkasının malını gasp etmişler de veriyor. Yani gasp eden insanların verdiği hediyeyi almak. Veya hırsızların, belli ki hırsızlık yapan adam onun verdiği hediyeyi almak da böyle günahtır. Rişvet almak da günahtır. Rişvet vermek de günahtır. Bazen zaruret olur, adam ölümüne tahlil derler, mecbur olarak
verir o başka, ama zaruretsiz olarak rüşvet vermek doldu mu? Yani sen mesela